Yaşamın bir başka alanına dokunmaya çalışacağız bugün. Kültür alanına, sanat alanına, eğitim, çocuk, belki çok geniş alanlara uzanan bir söyleşi olabilir. Konuğumuz Nesin Vakfı yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında siz vakfınız çok uzun yıllardır varsınız, biliyoruz ama konuyu bir kez daha gündeme getiren farklı bir olay oldu. Aslında üzücü bir olay oldu. Ve sonra tekrar okumaya, dinlemeye, konuşmaya, düşünmeye başladık bazı şeyleri. Bir kere oradan başlayalım istiyorum. Gülriz Sururi'yi kaybettik. Evet. Türk kültürünün çok önemli bir ismiydi. 90. yaşını sürerken yanlış hatırlamıyorsam öldü. Ve biz onun ölümünü bütün diğer benzeri ölümler gibi duymadık. Belli bir süre sonra duyduk ve duyduğumuzda o hem yaşamdan ayrılmış hem gömülmüştü. Neden diye kendimize sorduk ve orada Gülriz Sururi farkı çıktı. Bir fark vasiyeti varmış. Siz de ilgilendiğiniz için anlatır mısınız? Bir töden yapılmasını istemedi mi, neden? Bir merasim istemiyordu. Aslında bunu defalarca sonrasında da özellikle Engin Bey'in vefatından sonra yaptığı bir röportajda ve sonraki başka platformlarda kendisi de anlattı. Yani bir nevi böyle o tören bilmiyoruz açıklaması tören vardır onun. Tören kültürümüz yok der kendisi. Biraz Aziz Nesin'in de benzer bir söylemi vardır. Yani Aziz Nesin kitabı daha sert. Yani cenaze törenleri iki yüzlülüktür der. Ben hayatım boyunca İkiyüzlülüğe katlanamadım. Öldüğümde de katlanmak istemiyorum derdi Aziz Nesin. Gülriz Hanım da isteği şeydi yani. Ya unutulsun gitsin. Yani biz ne yaptıysak hayatta yaşarken yaptık. Biz onunla anılalım. Onun da bitsin. Tören istemiyorum. Merasim istemiyorum. Başımızda gelip anmalar gerçekleştirilsin istemiyorum. Hatta mezar yeri belli olmasa ne kadar güzel olurdu derdi. O yüzden bir mezar taşı, bir mermeri yok, bilmem nesi falan hiçbir şey olmasın. Unutulsun gitsin, toprağa karışalım gerçek anlamda. Hani onun da tabir ettiği biçimiyle toprağa karışıp gidelim, unutulsun gitsin. Biraz uzakta bir yer olsun. Keşke olsaydı da böyle Anadolu'da bir köyde falan filan olsaydı ne güzel olurdu dediği bir şeydi. Temel nedeni bu yani aslında o tören. Bir sorunu var mı? Bir engel var mıydı? Bununla ilgili yasal, dini, geleneksel ne bileyim? Yok yani bununla ilgili olarak herhangi bir engel yok. Bilakis görevli arkadaşlar da falan da çok şey yardımcı oldular. Nasıl isterseniz. Siz mi organize ettiniz bunu? Aslında tek başıma değil tabii. Yani evet. bu manevi kızı Zeynep Hanım'la birlikte evet. bize adlettiği bir görevdi bu. Vasiyetinde de zaten özel olarak bunu yazdı Zeynep Hanım ve işte Süleyman Bey'in ya da Nesin Vakfı yönetiminin bu işi yapmasını istiyorum diye. Dolayısıyla bu bize verilmiş bir vazifeydi, bir görevdi ve nasıl oldu? Yani herhangi bir dini görüntüsü oldu mu bunun bizim hep alışık olduğumuz üzerine? Yani inanmayanların da ateistlerin de gömüldüğü şey biliyorsunuz belki biraz o açıdan da ilgileniyorum çünkü Türkiye'de yüzde birkaç ateist, deist vesaire olduğu söyleniyor ama genel olarak bunlar kale alınmıyor. Doğrusunu isterseniz yani o kısımla ben çok şeyle ilgilenmedim bile. Yani mesela Engin Bey'in vefatında Gülriz Hanım işte bir gün öncesinde yani vefat ettiğinin akşamı caminin morguna alındı ve orada bir akşam beklemek zorunda kaldı çünkü ertesi gün gündüz gömülebilecekti ve camiden alınıp ondan sonra da gerçekleştirildi. Böyle bir dini tören veya herhangi bir şey de yapılmadı. Zaten kimse de yoktu yani. Gülriz Hanım tek başına işte yardımcısı vardı, destekçileri vardı yanında ve biz de sadece orada destek olduk, yardımcı olduk. O işi yürütmek. Vefat ilanını kendisi yazmış, redakte etmiş. Evet. Tam bir Gülriz Hanım titizliği. Evet. Yani bir titizliği ve bir zarafeti gerçekten. Evet, yani ben çok böyle hayranlıkla izlediğim insanlardan biridir. Tanıştığım için yani onunla tanışıklığımı bir lütuf olarak görüyorum.
Kendi adıma çok büyük bir onur benim için. Ben de öyle düşünüyorum. Ben çok kısa bir süre görüştüm bir interview için ama gerçekten öyle çok özel bir insan olduğunu ilk saniyelerden hissettiren birisi. Çok çok böyle çok sıra dışı bir insanlar. Zaten böyle olabiliyorsunuz. Böyle gürültülü olabiliyorsunuz. Böyle nesin olabiliyorsunuz. Bu sıra dışılık peki bizim memlekette kabul edilir bir şey değil. Pek saygı duyulan bir şey değildir. Ama aslında memleketi zenginleştirecek olan şey bu. Bu sıra dışılığın ta kendisi. Aznes'in de öyleydi. Yani nerede, nasıl, neye nasıl tepki vereceğini kestirmek çok zordu bu insanların. Gürüz Hanım da ya ben beklemiyordum mesela. Yani pat diye çağırdı. Ya böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Engin'in de isteği, benim de isteğim bu yönde. Vefatımızdan sonra işte bu şekilde bir merasimsiz bir defin istiyoruz. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Yani o sırada çok kolay tabii karar verdim. Yani bu bir vazife yani. Bu nasıl evet, hayır denir ki evet, yani? Evet, yani, evet. Yani böyle bir hakkımız yokmuş gibi geldi bana. Vefatından sonra işte kaleme aldığım metinde de söylediğim gibi ya çok kolay kabul etmişim. Yani insan şey konduramıyor çünkü. Yani o günün geleceğini düşünemiyor. Yani Gülsü Hanım yani ölmeyecekmiş gibi. Evet. Bu konuşma ne zaman geçmişti aşağı yukarı? Aşağı yukarı 2016'nın sonlarına doğru gerçekleşti bu. 2016'nın sonlarına doğru bu konuşmanın yani ilk konuşmamız burada başladı. Peki bu cenaze gömülme meselesinde biraz fazla taktığımı düşünebilirsiniz ama belli kesimleri ilgilendiriyor gibime geliyor. Aziz Nesin'e dönelim. O da bir trensiz gitmişti ve üstelik sizin bahçenize gömüldü ve yerim de belli olmasın diye de bir şey var galiba. Tabii. Yıllardan 1995 değil mi? 1995. Nasıl oldu? O biraz daha zor oldu galiba. O daha zordu tabii. Yani Aziz Nesin çok göz önünde bir adamdı sürekli olarak. Yani Gürüz Hanım gibi böyle hani çok şey değildi. Çok daha göz önünde bir adamdı ve ne yapacağın yani nasıl olacak ki bu iş falan. Yani tabii bizim çocukluğumuza, bizim gençliğimize denk geliyor. Yani ben de vakıfta o zaman öğrenciyim. Evet. Böyle bizi toplu halde böyle bir yere götürdüler. Yani çok üzgünüz tabii ama bizi böyle bir yere götürdüler falan sözüm ona eğleneceğiz. Ama hepimiz orada oturduk sadece bekledik. O sırada tabii defin gerçekleşti. Siz görmediniz. Ben görmedim. Ben bilmiyorum. Halen yerini bilmiyorum. Yani çok da bilmek de istemiyorum aslında. Yani öyle o konuyla ilgilenmiyorum. Çünkü az nedenin de isteği bu yöndeydi. Yani o yaşarken bunun gerçekleşeceğine dair bir aslında kanıt istiyordu. Yani bununla ilgili Bakanlar Kurulu'na başvurdu. Yani mezarlığın dışında bir yere gömülmek istiyorsanız Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. O noktada hükümet şeyi gerekli. Yani mezarlık dışında. Yaşarken bu konuda başvuruyu yaptı ama Bakanlar Kurulu'ndan geçmedi. Fakat son dönemlerinde hastanedeyken Süleyman Demirel aramış kendisini. Aziz Bey çok geçmiş olsun işte hastanedeymişsiniz merak etmeyin size söz veriyorum bu konuyla ben ilgileneceğim bunu Bakanlar Kurulu'ndan geçireceğiz zamanı geldiğinde bunun konuyla ilgileneceğim merak etmeyin dedi. Tabii Aziz Nesin belgeci adam öyle bu sözü öyle kolay kolay şey yapar mı? Bunu nereden biliyoruz bu şeyi? Aziz Nesin vasiyetine ek yapmış bunu. Süleyman Demirel beni aradı böyle böyle bir söz verdi. Ve işte bunun gerçekleşeceğini umuyorum falan filan diye böyle bayağı vasiyetine bu konuyu eklemiş. Ve gerçekten de Süleyman Demirel bu konuyla çok ilgilendi. Ve Aziz Nesin'in vefatında bizzat aileyi arayıp bu konuyla ilgileniyoruz merak etmeyin falan filan diye. Sağ olsunlar o zamanki yöneticiler, politikacılar herhalde vefatının hüzünlü atmosferinde onlar da ya böyle bir isteği vardı. Özel bir karar mı çıktı yani? Özel Aziz Nesin'in gömülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu. Tabii, enteresan. Özel bir karar çıktı ve Nesin Vakfı'nın bahçesine 7-8 mezar yeri kazıldı. Ve sonra da günün ortasında üstelik de kapıda yüzlerce gazeteci varken defin gerçekleşti.
gazetecileri Ali Bey orada kandırdı. Gazetecilere buradan selam olsun onlara. Ali Bey şey dedi, ya siz hepiniz buradasınız, tabii sizin gözünüz önünde defni gerçekleştirmeyeceğiz. O yüzden rahat olun, akşam karanlıkta yapacağız biz bunu falan deyince gazeteciler böyle bir gevşedi, rahatladılar. Fakat o sırada gömülme işlemi gerçekleştiriliyordu. Şu an öyle bir mezarı yok, başında durulacak, dua okunacak ya da şey. Yok, ama o bahçede sizin hemen yanınızda bir yerde. Belki her gün üstünden geçiyoruz, hiçbir fikrimiz de yok. Ve Azines'in de isteği buydu zaten. Yani meşhur şiirinde, son istek şiirinde sözünü eder. Üstümde çocuklar koşuşsun, ne kaçan ne kovalayan askerler değil diye. Çok güzel bir şiirdir. Çok güzel. Böyle bir şey gerçekleşti. Ve işte çok güzel. Vakfa dönmek üzere bir iki dakika daha tekrar gül ve sururi diyelim. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Gümüşsuyu'ndaki 5 katlı apartmanını Nesin Vakfı'na bağışladı. Evet. Ne olacak? Ne tür şeyler yapılacak? Planınız ne? Belliyse eğer onu paylaşır mısınız? Tabii. Aslında çok uzun yıllardan beri, ta 2000'lerin başından beri düşündüğümüz bir şey vardı. Biz şehrin merkezinde bir kültür merkezi istiyorduk. Bir Aznes'in kültür merkezi istiyorduk. Bir Nesin Vakfı kültür merkezi, bir bağlantı noktası istiyorduk. Bu projelerimiz arasında böyle internet sitemizde halen durur. Fakat bir türlü olmuyordu. Yani uygun bir bina yoktu, uygun bir yer yoktu falan filan. Öyle bir bağış gerçekleşmiyordu. Bir de tabii bu kadar hayati şeyler varken onu istemek büyük bir lüks oluyordu. Yani kimseden bunu talep de edemiyorsunuz. Ama bir umudumuz vardı. Belki bir gün böyle bir bağış gerçekleşecek diye. Yani Gülis Hanım'ın bağışı biraz bunun üzerine oturdu. Aklımızda Ali Bey'in tabiriyle şehrin merkezinde veya merkezini yerinden edecek bir kültür merkezi diye bir şey söylerdi. Biraz yani şimdi hem şehrin merkezinde oldu hem de hakikaten şehrin merkezini ve sanatın merkezini belki yerinden edecek bir iş yapmak istiyoruz. Orada sadece bir yani tiyatro olacak tabii ki, plastik sanatlar olacak elbette ama bilim de olacak, matematik de olacak. Yani Gülis Hanım'la da bu konuları çok detaylı konuştuk. O yüzden rahatlıkla bunları söyleyebiliyorum. Hatta metne döktük birlikte. Yani bilimin de yapıldığı bir merkez olacak. Ve amacımız sadece profesyonel sanatçıların sanatlarını icra ettiği bir yer değil. Aynı zamanda onları geleceğin sanatçılarıyla paylaştığı bir merkez olsun istiyoruz. Yani çocuklarla ve gençlerle paylaştığı bir merkez olsun istiyoruz. Onların eğitimlerinin verdiği nitelikli şeyler. Sanata niye bu kadar önem veriyoruz? Niye matematiğe bu kadar önem veriyoruz? Neden işte matematik, sanat ve felsefe köylerimiz var? Neden? Yine Ali Bey'in söylemiyle söyleyeceğim. Bunlar temelde doğrudan hiçbir işe yaramazlar. Ama her şeye yararlar. Dolaylı olarak her şeye yararlar. Matematik bilirseniz sorunlarınızı daha kolay çözersiniz. Ne iş yaptığınızın hiçbir önemi yoktur. Ne kadar sürede bu aşağı yukarı planlanıyor? Doğrusunu isterseniz onu hemen bugünden yarına gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Ama bunun için bir kere bir planlama, bir projelendirme, ondan sonra onların gerekli izinlerinin alınması falan filan yani bir süreç. Birkaç yıllık bir süreç. Evet, birkaç yıllık bir süreç. Bir de tabii Gülis Hanım orada yaşıyordu. Biz konduramıyorduk bu konuyu, bu şekilde detaylarını konuşmayı. Ve vefatın da bu kadar erken gerçekleşeceğini de bilmiyorduk. Dolayısıyla hiç bu konu hani oturup bir projelendirme yapmadık. Evet. Hani bunun hazırlıklarını bu kadar detaylı yapmadık. Sadece üzerinde konuştuk. Tamam. Bir gün buna el atacağız diye. Şimdi bugünden çalışmaya başlayacağız. İşte ne kadar sürede bu izinler alınacak, ne kadar sürede bu projeyi hayata geçirebilecek. Tabii orada da yine yani oturup hep birlikte yani diyeceğiz ki işte bunu hayata geçirmek için böyle bir onun için bir ekonomi de oluşturmak gerekiyor. Ama eminim ki hem Nesin Vakfı'na hem Aznes'ine hem de tabii ki Gül Sururi ve Engin Cezar'a yakışır bir iş gerçekleştireceğiz. Biz ona o metinde en sonda
yazdığım cümle gibi, yani Gül Sureri ve Engin Cezer dönemi bugün yeniden başlayacak. Yani onların tiyatrolarının bir dönem Türk tiyatrosuna damga vurmuş bir dönemleri var. O dönem yeniden başlayacak diye düşünüyoruz. Nesin Vakfı'na gelelim. Aslında geldik bile. Evet. Çünkü onun bir parçasını, yeni bir kolunu oluşturuyorsunuz. Ama şu an Nesin Vakfı 1992'lerden, 93'lerden bu yana var. Çatalca'da. 70'lerden pardon. Evet, Aziz Nesin'in ölümü 95. Evet. O 22 yıl falan başındaydı galiba. Çatalca'da esas yeriniz, yayın eviniz var ve Şirince sizin için önemli bir merkez. Şimdi bir de Gümüş Suyu olacak. Ne kadar kişi Nesin Vakfı'ndan geçti, eğitiminden geçti, öyle bir veriniz var mı? Vallahi yani Nesin Vakfı'nın Aziz Nesin'in kurduğu biçimiyle vakıf binası, çocukların evi olan kısım, şu an 40-50 dolayında çocuğun evi, çok çocuklu bir aile olarak nitelendiriyoruz. Bize bir çocuk katıldığında, ki bu 3 yaşında, 2 yaşında, 2,5 yaşında çocuk da olabiliyor, bir aileye birini almış gibi oluyorsunuz. Yani öyle hani sen liseye geçtin hadi bakalım, evet, ya da sen liseyi bitirdin hadi bakalım evine şeklinde, evi orası zaten. Yuvaya yeni birini alıyorsunuz, aileye yeni birini alıyorsunuz. Yani 2,5 yaşında gelmiş olan bir çocuk, nereden bakarsanız üniversiteden mezun olması 24-25 yaşında oluyor. 20 küsur yıl sizinle birlikte. Yani bir çocuğun yetişmesi diğer benzer birçok kurumdaki gibi, işte ortaokuldan al, lise sonunda bırak falan, ya da sosyal çocuk, yani evet, yüzlerce belki, evet, bilmiyorum oldu mu o kadar. Evet, yüzlerce çocuk Nesin Vakfı'ndan bu şekilde geçti. 15. Bir dakika. 23. 28. 34. Yok, hayır, 34. Emin misin? Evet. Bak sesin değişti. Hayır. 35. 45. Hocam 48. 56. 58. Hocam 67. 69. 78. Tamamdır. 81. 89. 90. 100. Bravo. Aferin sizinle. Ama Nesin Matematik Köyü, Sanat ve Felsefe Köylerinden her yıl ortalama 15-16 bin öğrenci faydalanıyor. Evet. Bu talebin küçük bir kısmı. Yani talep 40-50 bin. O kadar karşılayabiliyorsunuz. Evet, yani o kadarını karşılayabiliyoruz. Ve şimdi tabii lise gelecek. Yani Matematik Köyü'nün bünyesinde kurmak istediğimiz, bir ay önce ilan ettiğimiz ve kampanyasında başlattığımız bir proje bu. Aslında böyle nasıl söyleyeyim, dünya çapında bir lise. Yani lise demek istemiyor Ali Bey ona. Yani aslında lise değil. Yani bir yaşam alanı, bir öğrenme mekanı, bir paylaşma mekanı. Hocasıyla, öğrencisiyle, ki bu hocaların büyük kısmı umuyoruz ki üniversite hocaları olacak, bu lisede eğitim veren. Onlarla birlikte yaşadıkları, ürettikleri, yani bulaşını da yıkadıkları, ağacını da diktikleri ama eğitim de aldıkları, eğitimin bir hayatın bir parçası olarak görüldüğü, dolayısıyla olağanlıkla eğitim alınan bir yer, bir mekan tasarlamak istiyoruz. Buna lise demek zorunda olduğumuz için lise, evet, aslında. Evet, yani evet, Nesin Lisesi. Çok o yüzden. Daha fazlası aslında. Evet, aslında daha fazlası. Ve şey, son aşaması değil mi? Aşağı yukarı bir 1,5 yıl sonra falan başlamayı planlıyorsunuz. Hedefimiz 2020'nin Eylül'ünde eğitime başlamak. Ama tabii bunların hepsi ekonomiyle oluşacak. Yani Nesin Vakfı'nın bugüne kadar bağışçıları varından değil, yoğundan veren insanlar gerçekten. Temel kaynağınız, geliriniz bağışlar mı? Temel gelir kaynaklarımızdan bir tanesi bağışlar. Hı hı. Bir tanesi Aziz Nesin'in telif hakları. Bir tanesi de süreç içerisinde hem Aziz Nesin'in bize bıraktıkları, hem bağışçılarımızın bize bıraktıkları, ama daha çok Ali Nesin'in görevi sırasında
satın aldığı gayrimenkullerin, evet, kira gelirleri. Evet. Bu üç gelir kaynağı bizim bütün giderimizi karşılıyor. Evet. Yani konu çok geniş ama zaman dar, hep öyle oluyor. Nesin Vakfı'yla ya da amaçlarınızla ilgili eklemeyi düşündüğünüz bir şey varsa onu da ekleyelim ve kapatalım diyorum. Yani Nesin Vakfı, Aziz Nesin'in, yani böyle hani dedim ya, bir çok çocuklu bir aile falan diye. Matematik Köyü de aslında öyle. Böyle dönem dönem çocukları değişen bir aile orası da. Ama Nesin Vakfı'nın profesyonel bir ismi var bana kalırsa. Ben hep öyle söylemeyi tercih ediyorum. Aziz Nesin'in borç ödeme projesi. Yani Aziz Nesin hep halkına karşı kendini borçlu hissetmiş. Ben parasız okullarda okudum. Şimdi bu borcu, bunlar da hep halkın vergileriyle karşılandı. Dolayısıyla ben bu halka borçluyum ve bu borcu ödemek zorundayım. Ödeyemem, biliyorum. Bu kadar, böyle bir şeyin bu karşılığı ödenmez ama ödemeye çalışmalıyım derdi. Bana kalırsa Aziz Nesin borcunu ödedi. Yani artık sıra hepimizde. Ya. Yani Nesin Vakfı ailesi sadece bizlerden oluşmuyor. Bütün bu ülkenin ailesi bu. Bütün bu halkın, Aziz Nesin gibi bir halk adamı zaten bu halkın bir parçası olsa gerek. Bu halkın bir şeyi. Gürüz Hanım, Engin Bey, Aziz Nesin, o bu falan filan, hepsinin, Kars'ın bilmem ne köyündeki 5 lira bağış yapan öğretmenin, memurun, işçinin, fabrika işçisinin, onun bunun, sizin benim, hepimizin aslında. Ve buna